Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor ve şimdiki durağımız ise Vefa'nın en lezzetlisini yapan Kara Kedi Bozası'na konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın satış müdürü Sayın Nihat Köroğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nihat Köroğlu. Bu firmada 27 yıldır çalışıyorum. 27 yıl, evet. Dile kolay. Bu çok önemli bir şey. Kemik, evet. Bir kadro var zaten. Kesinlikle. Ama evet. Tabii ki firmamızın lezzetlerini anlatacağız. Tabii. Anlatacağız. Öncelikle bozayı tanıyarak başlayalım. İyi bir boza nasıl yapılır? Neyden elde edilir? Kaliteli bir boza biz mısırdan yapıyoruz. Mayalandırması çok önemli. Ve doğal olması çok önemli. Probiyotik olması çok önemli. Evet. Her şeyi doğal olmaktan geçiyor. Kesinlikle. Tamam. Burada da Kara Kedi bozası olarak, evet. Çok lezzetli bir boza yapıyoruz ve 1925 yılından bu yana hizmet veriyoruz, öyle değil mi? 1925'te kuruluşumuz. 60 yıldır bozacılığımız var. Başlangıç helva ve yağcılıkta başlıyoruz. Daha sonra 60 senedir bu işi yapıyoruz. Bozacılık. Peki bozanın tarihi nedir? Bozanın tarihi Kuzey Afrika ülkelerinden, Mısır'dan ve coğrafyaya yayılmış, bütün her yere yayılmış bir üründür. Osmanlı, eski Osmanlılar zamanından gelme bir üründür. Ve çok sağlıklı. Evet, öyle ve sağlık yönünden tabii aktif mayalar sayesinde grip ve öksürüğe birebir efendim. Kesinlikle. Peki sadece bunlar değil, değil mi faydaları? Doğru. Aslında saymakla bitmiyor. Kesinlikle. Peki neler? B vitamini bol. Sporcu içeceğidir. Hamile bayanlara doktorların direkt tavsiyesi bize geliyorlar efendim, direkt süt yapar. Aynı zamanda çölyak hastaları kesinlikle bizim ürünümüzü kullanıyorlar. Doğal olduğu için, bir de buğday ürünü olmadığı için çölyak hastaları kullanıyor bunu. Bizim ürünümüzü, tercihleri bundan dolayı yani. Kesinlikle, evet. Ama Kara Kedi bozasının da bir özelliği var ki yıllardır Eskişehir'de ve dededen toruna bir sirkülasyonu var, öyle değil mi? Kesinlikle, tabii ki hele hele kışın çok faydalı bir içecek. Hele tarçınla birleştiği zaman şekeri de dengeleyen bir içecek. Tadına doyulmaz bir lezzet oluyor tabii, aslında. Hazmı da çok kolaydır, hele hele çocuklara, bebeklere de verilebilir. Hazmı çok kolaydır kesinlikle. Kesinlikle. Kara Kedi bozası olarak da dediğim gibi hizmet veriyoruz ama kaç yılında kuruldu? 1925 yılında kuruldu. Kimler tarafından kuruldu? Hacı Tahir Ürersoy tarafından kuruldu. Buyurun. Rıfat Ürersoy babaları. Şu anda Vedat abimiz işletiyor. İşletme sahibimiz Vedat Ürersoy'dur. Bundan sonrasında da gelecek nesillere bu güzel lezzetimizi sunmaya devam edeceğiz zannediyorum, değil mi? İnşallah efendim. Kesinlikle edeceğiz. Şöyle bir şey. Doğal olması çok önemli. Yineliyorum, tekrarlıyorum. Pancar şekeri, mısır ve Eskişehir'imizin kalabak suyu var içerisinde. İçerikleri bunlar efendim. Tamamen doğal bir lezzet. Evet. Ve biz geldiğimizden bu yana görüyoruz ve çok yoğun talep ediliyor. Muhakkak geliyorlar ve o damak tadına alışmışlar insanlar. Bu anlamda siz de hizmet veriyorsunuz. Evet, hizmet vermeye inşallah sağlık verdiği sürece devam etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Tabii sadece burası değil, bununla birlikte 3 şubeyle birlikte hizmet veriyoruz. Eskişehir'imizde 3 tane şubemiz var. Biri Değirmen Sokak'ta, birisi İbrahim Karahanoğlu Caddesi. Süleyman Çakır'ın caddesi olarak geçiyor. Birisi de köprü başında hizmet vermeye devam ediyoruz efendim. Evet, çok güzel. Tabii hizmetlerimiz devam edecek. Lezzetimizi sunmaya devam edeceğiz. İnsanlar burada bardak bardak içiyor bozayı ama onun haricinde bir de içtikten sonra ayrıca paket yapıp evlerine götürüyorlar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet, evet. Evlere de götürüyorlar tabii. Yani buradaki bardak lezzetini aldıktan sonra evlere de götüren çok, hatta şehir dışına da götüren çok. Dediğim gibi Kanada'ya da götürdüler. Çok uzak yerlere de gidiyor. Evet. Çok da güzel. Dediğimiz gibi bu anlamda hizmetimiz devam edecek, lezzetimiz devam edecek. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Yine bekleriz. Çok inşallah. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Son olarak yineliyorum. Bizim her şeyimiz
doğal olduğu için. Eskişehirlilere afiyet olsun. Hepsine, Eskişehirlilerimize ve Türkiye'mize afiyet olsun. Bekliyoruz, buradayız diyoruz değil mi? Bekliyoruz efendim. Biz buradayız. Bizler buradayız. Bekliyoruz sizleri. Çok teşekkürler. Biz tekrar teşekkür sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?